Evet, sevgili diş hekimi Çağla Güldü, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, bugün e, diş ile ilgili birçok sorular geliyor. E, gördüğüm kadarıyla sen o soruları e, içeriden ve almasın <laughs> elinden. <laughs> evet, bugün soruları ben ele geçirdim. Aslında sohbet edelim diye ve e, daha çok da ben size soru sormak istiyorum. Çene eklemi ağrısı neden olur? Evet, yani bu çene eklemi e, problemleri çağımızda e, birçok e, artık e, çok yaygın bir şekilde... Karşımıza çıkmakta. Birçok hastalarımızda bu çene eklemi problemleri var. Özellikle çene eklem problemlerinde karşılaşıyor. Yani ağzımızda düzgün kapanmadığı zaman. <laughs> stresli bir yaşam. Evet. Bu düzgün basmayan çeneler. Tek alt taraflı çene, çiğnemek. Tek taraflı çiğnemek. İşte bir erken diş kaybı. Bu tip durumlarda eşit basmadığımız zaman. Hatalı protetik, dental hatalı işlemler. Hatalı protezler yapıldığı var. zaman. Dişler işte çekildikten sonra hemen yerlerine e, işte protez yapılmadığı zaman dişler kaydığı zaman ağzımız iki taraflı e, yani ağzımız aslında tek bir kemik çene kemimiz alt çene kemimiz iki tane eklem başı var. Bu eklem başı kapanırken eşit bir şekilde kapanmadığı zaman bir taraf önce bastığı zaman hı hı. o zaman biz diş sıkmaya veya eklem problemleri hastası olmaya aday oluyoruz. Hocam peki çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Sakız çiğnemek, kalem ısırmak, tırnak yeme alışkanlığı gibi parafonksiyonel e, alışkanlıklar e, bunlar da etkiliyor mu çene eklemi evet, rahatsızlığı? Bunlar da çene eklemi rahatsızlığı yapabiliyor. Hı hı. Ve çene eklem hastaları e, çene eklem rahatsız olduğunu bilmiyor biliyor musun? Hı hı. Daha bizden önce birçok e, doktorlara gitmiş oluyor evet. işte e, ortopediye gitmiş oluyor çünkü sırt ağrılarıyla birlikte bir tek çene eklem ağrımıyor. Hı hı. Kulak burun boğaz hastalarına e, kadar gitmiş oluyor. Niye? Kulak ağrıyor. Yani şu evet. kulak ciddi ağrıyor. Ciddi kulak çınlaması olabiliyor. Şu boyundan itibaren ciddi kasılmaları evet. olabiliyor aslında. Peki yani, hocam hasta size geldi. Nasıl teşhis ediyorsunuz? Şimdi hasta bize e, genelde birçok doktoru dolaşmış şekilde geçiyor, geliyor. Evet. Ne diyor? Ben ciddi başım ağrıyor. Ciddi boyun ağrılarım var. Ciddi diş sıkıyorum. Evet. Eklemlerinden çat çat. Kat kat kıtır kıtır sesler geliyor. Hı hı. Veya bazı hastaların işte çeneye yer çıkabiliyor. Çenem kilitlendi çıktı. Eğer çok ilerlediyse tedavi edilmediyse ve bu tekrar yerine zor yerleştirdik. veya da eklemlerimde ciddi ağrı var. Veya işte ciddi manada kas ağrılarım var. Diş sıkma. Di ciddi diş sıkmam var. Ciddi boyun ağrılarım var. Hocam gitmediğim doktor kalmadı. Hı hı. Ee, bunu çözemedik. Evet bunun çözümü nasıl olacak? Onlardan da bahsedelim. Eşlik eden septomlardan da biraz bahsedelim. Evet, yani şimdi burada baş ağrısı ile birlikte hı. Bir baş ağrısı, omuz ağrısı bunların hepsi ciddi manada ve eklem ağrısı, eklem içi ağrı, tutulma bazen geçmeyen, yani yıllar yılı geçmeyen ağrılarla geliyor. Artık e, o ağrılarla yaşamaya alışmış, hı hı. hayatını kabusa çevirmiş ve e, bir çare bulunamamış. Burada ilk önce teşhisi doğru koyacağız. Evet. Teşhisi doğru koymanın önemi nedir? Tanıyı doğru koyduğumuz zaman doğru tedavi yaparız. Hı hı. Şimdi neden diş sıkıyor acaba? Diş sıkmasının veya işte neden eklem ağrıyor? Neden eklemler hırpalanmış? Neden eklem dokusu zarar görmüş? Ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi bir ayağına topuklu ayakkabı giy. Evet. Bir ayağına düz topuk giy. Ve yürümeye çalış. Nasıl yürürsün? Yani eklem kalır ne menüsküs hiçbir şey kalmıyor. Evet ya böyle e, yalpalaya yalpalaya yürürsün. Evet. E peki bunu yıllar yılı bu şekilde yürüdüğünü düşün. Ne olur? E bir müddet sonra ne menüsküs kalır, ne, ne diz esinem. eklemi kalır, ne kalça eklemi kalır, ne omur kalır. Her yerin bütün vücudun ağrır. Evet. E ne yaparsın otomatikman o topuğun bir tanesini kırmaya çalışırsın. Evet. Sinirli olursan birazcık daha fazla kırmaya çalışırsın. Aslında dengeyi almaya çalışırsın. Aslında evet. O diş sıkmada vücudun doğal olarak Kendini tamir etme mekanizması. Hı -hı. E bunu Bunun için ne yapılır? Genelde işte botulinum toksin e, yapılıyor. İnşak i̇şte bir plak diyetler, veriyor. Sanırım. Ama bunların hepsi geçici bir çözüm. Hı -hı. Neden geçici bir çözüm? Biz botulinum toksini verdiğimiz zaman... Aynı e, öksürük şurubu gibi öksürüğü kesiyor ama... Hastalığı gidermiyor. Hı -hı. O zaman ne yapacağız? Biz evet botulinum toksini verdiğimiz zaman... Diş sıkması azalıyor. Ama bir 6 ay sonra... O botulinum toksinin etkisi geçtikten sonra diş sıkması, çene eklem ağrıları geri geliyor. Splint de aslında splint geri dönüşü de aynı şekilde. Evet. Splint'i de ömür boyu kullanamaz. Splint ne yapıyor? Aslında ısırdığınız zaman oklüzyonu dengeye Denge getiriyor. Yani. Peki hocam çene eklemi hastalıkları nasıl tedavi edilir? Şimdi bu hastalıkların tedavisinde genellikle splint veriliyor. Ama splint yapılıp, botoks verilip, işte belki artrosentez denilen e, yıkama yöntemleri kullanılıyor. En son ameliyat belki düşünüyor ama burada bunların hepsi geçici bir yöntem. Neden? Çünkü biz e, işte botoks yaptığımız zaman, botulinum toksin yaptığımız zaman bunun bir 6 ay e, sonra tekrar dişleri sıkmaya başlayabiliriz veya eklem problemi yaşamaya başlayabiliriz. <laughs> veya splint verdiğimiz zaman evet splint bir geçici rahatlama sağlar çünkü dengeyi alıyor ama bunu ömür boyu kullanamayız. Bunun için biz ne yapacağız? Çenedeki o dengesiz kapanışı dengeli hale getirmemiz lazım. <laughs> Bundan neyle yapacağız? Ortodontik ve ortopedik tedaviyle. Nasıl yapıyoruz peki bu ortodontik tedaviyi? Şeffaf plaklar. Şeffaf plaklarla yapıyoruz. Şeffaf plakların avantajı ne der? Nelerdir? Şeffaf plakların... oklüzyonu dengeye alırız. Evet, oklüzyonu biz bilgisayarla ortamda çok daha rahat dengeye alabiliyoruz. Evet. Nasıl oluyor? Üç boyutlu tarayıcılarla yapıyoruz. Burada e, sen de biliyorsun. Burada üç boyutlu tarayıcılarla ilk önce ağzı tarıyoruz. Evet. O ilk önce temas eden noktaları görüyoruz. Erken temas eden bir nokta varsa zaten bilgisayar bize orada üç boyutu da gösteriyor. Üç boyutlu sistemde gösterdikten sonra ee, biz milimetrik olarak dişleri düzgün kapanacak şekilde, eşit basacak şekilde getirdiğimiz zaman o zaman ortopedik bir kapanış elde ediyoruz. Ortopedik kapanışı elde ettikten sonra sağ ve sol eşit bastıktan sonra artık diş sıkma da ee, çene eklem problemleri de rahatlıyor. Ben bunu hep şuna benzetiyorum. İşte bir gardrobun kapağını düşün ya da bir dolap kapağını düşünün. Bunu eğer ki kapı ayarı düz bozulduysa menteşenin ayarı bozulduysa hı hı. o menteşenin ayarını yapmadan düzgün kapanır hale getiremezsiniz. Bazen ne oluyor? Bu ortopedik ayar yapılmadan eklem içini ameliyat etme oluyor. Ama bu şuna benziyor. O kapanın düzgün bir şekilde ayarını yapmadan oradaki menteşelerin yağlanmasına benzer. Bu 6 ay sonra tekrarlar ve tekrar yeniden yapmak durumda kalmış. Onun için mutlaka ortodontik ve ortopedik tedavi ve bu ortodontik ve ortopedik tedaviyi de biz genelde şeffaf plaklarla yapıyoruz. Peki hocam açık eklem ameliyatı yapıyor musunuz? Şimdi açık eklem ameliyatı bizim en son yaptığımız şey. Hı hı. Yani açık eklem ameliyatında evet artık tamamen eklem dokusu bozulduysa açık eklem ameliyatı yapılıyor. Ama hastalarda ağrılar var, işte çenelerde kıtlamalar var. Hı hı. Bunların hemen işte ya da çok ciddi ağrılar var. Geçmeyen ağrılar, hayatını kabusa döndürmüş ağrılar. Bunlara ilk önce biz e, fizik tedavi, daha sonra ortopedik tedavi, okuzyon tedavisi, okuzyonu düzelttikten sonra artrosentez. ama tamamen eğer ki açık eklemlerde, yani eklem başlarında tamamen bir erime varsa en son ameliyat öneriyoruz. Yani hemen baştan ameliyatı almak yerine ilk Hı -hı. önce ameliyatsız tedavileri Ameliyat son safa. Evet ameliyat son safa. Peki hocam son olarak diş sıkma ve gıcırdatma yani buruk sizinle ilgili neler söylersiniz? İşte diş sıkmada biraz önce bahsettim. Aha. Yani hani e, ortopedik bir kapanış, Hı -hı. dengesiz bir kapanış olduğu zaman diş sıkma oluyor. Gülüşünüzü önemsiyoruz.